Cumhuriyet tarihinden bu yana ki Cumhuriyet'ten de öncesine Alev'lere yönelik imha, inkar ve asimilasyon politikası vardı. AKP döneminde bu çok daha derinleşti. Özellikle son süreçte AKP'nin Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üzerinden Alev'leri asimile etmeye çabası söz konusu. Devlet bu coğrafyada her zaman kendi Alevi'sini yaratmak istedi tırnak içerisinde makbul Alevi'yi yaratmak istedi ki bu sadece alevilere yönelik bir yaklaşım da değildi. Hangi etnik kimlikten olursa olsun, eğer bana tabi ise kabul eden bir sistem söz konusu. AKP iktidarı Aleviliği bir inanç olarak kabul etmiyor ve Alevi bir inanç olarak kabul etmediğinde resmileştirdi. Resmileştirmenin göstergesi Kasım 2022'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı. geçtiğimiz günlerde bir gezi düzenlediler. Bu gezide gençler bozkurt işareti yapmıştı. Yani hiç kimse o bozkurt işaretlerinin orada işte bilmeden oldu ee, ya da işte tesadüfen servis edildiğini söylemesin. Orada alevlere bir mesaj verildi. Çok ince bir mesaj verildi. Alevlere verilmek istenen mesaj şudur: Biz sizin inancınızı kabul etmiyoruz ve orada çok derin bir mesaj var. Derin mesaj şu: ee, Madımak'ta e, yurttaşlar e, diri diri yakılırken katledilirken orada bozkurt işaretleri yapılıyordu. Çorum'da Alevi yurttaşların evlerine saldırılar yapılırken bozkurt işaretleri yapıyordu. İşte bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan Alevi yurttaşlar o kurumun gerçekleştirdiği gezdeki bozkurt işaretini gördükleri anda akıllarına gelen Çorum katliamıydı, akıllarına gelen Madımak katliamıydı. Devlet eliyle Alevi Bektaşi adı, altı, yıl, adı altında kurulmuş bir kurum eliyle Alevler etmeye çalışıyor. İşte bu hafta içerisinde Hacı Bektaş'ı anma etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu yıl Alevi Bektaşi kültür ve cemevi başkanlığı adeta orayı gasp etmiş. Yani etkinliğin düzenleneceği alanları gasp etmiş. Bu anlamda belediyeyle ortaklaşmıyor. Bu anlamda Alevi örgütleriyle ortaklaşmayan bir tutumu söz konusu. AKP ve Erdoğan'ın özellikle Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerine yaklaşımı bu sene yapılacak etkinliklerle ilgili olarak öncesinde şunu söylemişler. Biz kurum olarak sadece bir gün yapacağız. Ama sonrasında programa bakında 16, 17, 18 Ağustos'ta e, Alevi örgütlerinin ve belediyenin e, anma etkinliklerini düzenleyeceği alanların tamamını kapatmışlar. Ama buna rağmen Alevi örgütlenmeleri 16, 17, 18 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta olacaklar. Alevi yurttaşlar orada olacaklar ve bugüne kadar Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerine yapılan gerçekleştirilen katılımların belki de en güçlüsü gerçekleşecek. Çünkü bizzat devlet eliyle Alevilerin inancına yönelik bir saldırı söz konusu. Biz de bu nedenle bu ülkede yaşayan bütün Alevi canları, aynı zamanda Demokrat, Aydın, e, ilerici kesimlerin tamamını e, 16, 17, 18 Ağustos tarihlerinde e, Hacı Bektaş'ta yapılacak Hacı Bektaş, Veli Anma e, etkinliklerine davet ediyoruz. E, bugüne kadar devletin hiçbir yardımı olmamasına rağmen, hatta devletin çoğu yerde engellemelerine rağmen yıllar içerisinde e, Türkiye'deki cemevi sayısı artıyor. Ve bu cemevlerine e, Aleviler gidiyor. Bu cem evlerin dedeleri var, pirleri var. Orada cemler düzenliyorlar. Aynı zamanda bu cemevleri kentlerde söz sahibi konumunda. Bulundukları kentlerde söz sahibi konumunda olan cem AKP kendi kontrolü dışında büyümesini, çoğalmasını istemiyor. Kendince kontrol altına altın almaya çalışıyor ama kontrol altına almaya çalışırken de işte gelin sizin elektrik faturanızı ödeyeyim şeklinde yaklaşımları söz konusu. Ben e, elektrik faturalarını ödersem, ben dedeleri dedeleri maaşa bağlarsam e, kontrol altına alırım. Ya e, alevlik e, inancı e, özgürlüğü esas alan e, bir inanç ve özgürlüğü esas alan bu inançta da devlete bağımlılık söz konusu değil. Yani bu nedenle e, AKP'nin ve Erdoğan'ın yapması gereken şu: önce e, 2022'de açtığı o kurumu kapatması gerekiyor. Sonra Aleviliği bir inanç olarak kabul etmesi gerekiyor. Cem evlerinin ibadethane statüsünü tanıması ve bunun yasal dayananının sağlanması gerekiyor. Daha sonrasında da Alevi yurttaşların sorunlarının ve inançlarını özgür bir şekilde yaşamaları öndeki engellerin ortadan kaldırılması için oturup Alevilerle konuşması gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın imzasıyla kurulan, ee, bu kurumun danışma kurulu dahi oluşmuş değil. Bu kurumun yönetiminden neredeyse aleviler yok. Alevilerin yönetiminde dahi yer almadığı bir e, kurumu aleviler elbette kabul etmezler, elbette tanımazlar. Eğer AKP gerçekten AKP ve Erdoğan gerçekten Alevi yurttaşlar için bir şeyler yapmak istiyorsa az önce e, sıraladığımız adımlardan başlayabilir.